Adventure İstanbul'dan herkese merhabalar. Yanımızda Cevdet Gökçeoğlu var. Cevdet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cevdet Bey'in bir Triumph Tiger XC'si var. 800 cc'lik bir motosikleti var. Bunu konuşalım istiyoruz ama Cevdet Bey aslında bir hekim, aile hekimi. Sapanca tarafında yaşıyor. Cevdet Bey, bu yaz siz Nuri ile beraber bayağı bir Karadeniz seyahati yaptınız. Evet. Nasıl geçti? Türkiye'nin bir ucundan öbür ucunu bulduk beraber. Maşallah ya. Çok keyifliydi. Siz de o soğanlı geçidinde yaptınız mı aynı yolu, evet, Nuri'yle? Zaten ben olmasam kaybedecekti, bulamayacaktı. O derece. İyi ki ben varmışım. İyi ki maşallah. Bir ufak sıkıntı falan yaşamışsınız, hemen orada müdahale etmişsiniz Nuri'ye, öyle anlattı. Evet, o soğanlı geçidinden önceki gündü Bayburt tarafından çıkarken. Ben arkadaydım, önümüzde Mehmet abi vardı, bir motosiklet önümüzde, onun önündeydi Nuri. Bir viraja doğru girdi, sonra virajdan bir araba geldi ama arabanın arkasından duman gibi bir şey yükseldi böyle. Allah Allah dedi. Toz toprak çıktı. Sonra baktım Mehmet abi kenara çekmiş, ben hala anlayamadım ama Nuri yok ortalıkta. Baktık tarlanın içerisinde Nuri. Nuri bir tarla seyahati yapmış bir ufaktan. Allah'tan tarla varmış, tarlanın içerisine girmiş. Benim o duman Allah zannettiğim şey de, yükselen şey de Nuri'ymiş aslında. Aynen. O da havada takla atıp inmiş oraya. Allah korudu ya. Yani kesinlikle. Bu kadar riskli bir şeyi bu kadar minimal seviyede bir hasarla atlatmış olması bence süper valla. Kesinlikle. Vallahi. Biz çok konuştuk. Yani başımıza orada gelebilecek başka bin türlü ihtimal varken en iyileri, evet, hep başımıza gelmiş. Çok, elhamdülillah ki kesinlikle arkadaşımızı bize bağışladı Allah. Şimdi biraz motosikletinizden bahsedelim. 800 cc çok 3 silindirli acayip güzel bir makineniz var. Bu makine için çok hızlı, çok deli gidiyor diyorlar. Birazcık bize motosikletinizi anlatır mısınız? Şimdi bunun delisi sürücüsüne bağlı. Eğer sürücü deli gitmiyorsa bu da deli gitmiyor. Ama evet, kapasitesi var. Çok güzel hızlanabiliyor, çok güzel devirlenebiliyor. 3 silindir olduğu için 2 silindirliler gibi değil. Daha nazik hızlanıyor. Beygirle çalışıyor çünkü. Torkla çalışmıyor. 2 silindirliler gibi. Kaç beygir motosiklet? 95 beygir. 80 Newton olması lazım torkta. Torkta 80 Newton. Peki özellikle vites geçişlerinde o torku hissediyor musunuz? Yani mesela bir arkadaşım şey demişti ya, biz 6. viteste giderken hızı düşürüyorum. Tekrar böyle açıyorum, motor silkelemeden devam ediyor. Hiç zorlamıyor demişti bu motosiklet aynen için. Çünkü 3 silindirli çok güzel devir alabiliyor. 2 silindirliler gibi hırpalanarak almıyor bu devri. Lineer olarak alıyor. En güzel virajlarda mesela hissediyorsunuz. Girdiniz viraja 3000 devirde, açıyorsunuz gazı 4000 devir, 5000, 6000, 7000, 9000, 10000'e kadar çıkabiliyor. Süper. Triumph'un genel karakteristik özelliği diyebiliyorum. Yani diğer 3 silindirli Triumph modellerinde de aynı konforu yaşamak mümkünmüş. Aynen. 3 silindirin zaten avantajı orada ve 3 silindir işini de en iyi yapan adamlar bunlar. Peki motosikletin ivmelenmesinden memnun musunuz hızından? Fazlasıyla memnunum. Top speed'i kaç, hiç böyle zorladınız mı? Ya biz hanımla bir gün denedik. 196'ya çıktık. İki vay kişi maşallah, çantalarla beraber. Sonra zaten korkuyorsunuz 190'dan sonra. Tabii canım, çok yüksek hız. İki kişi çantalı sıkıntı oluyor. Bıraktık, 196'dan sonra kaç gider bilmiyoruz. Zorlamaya çok gerek yok. O bile çok yüksek bir enduro motosiklet için. Önünde kocaman kesinlikle bir camı var. Hemen motosikletin diğer özelliklerini sorayım size. Mesela işte tel jantlı bir motosiklet. İşte önde çift fren diski var. Arkada da aynı şekilde ve zincir aktarmalı bir, evet, motor. Şimdi bu motorun frenlemesi sizin için yeterli oluyor mu? Ya bastım mı beklediğim yerde duruyor diyebiliyor musunuz? Duruyor ama çok daha iyi frenleme yapan motosikletler var, enduro'lar var. Yani diğerlerinden biraz daha aşağıda kalıyor biraz frenlemesi. Biraz daha aşağıda frenlemesi. Süspansiyonları çok güzel. Bunlar 2015 yılında süspansiyonları şikayet olduğu için değiştirmiştirim. VP'den süspansiyon almışlar. Süspansiyonlar galiba şeyli, ayarlı yaylı. Yani 2015 model zaten sizin. 15 model, evet. 15'te ilk 15'ten sonra ilk defa VP koydukları model olmuşlar bu. Öyle mi? Ben bunu bilmiyordum. Sizden öğreniyorum şu anda. Bununla birlikte süspansiyonlarında çok bir konfor mu oluştu? Bunun bir eskisinde yani 2014 modele kadar olanlarda işte frenlemede ön tarafın çok yattığını, yığılma çok yumuşak yapıyor olduğunu, virajlarda falan biraz kaydırma yaptığından şikayet edilince zaten VP'ye geçmişler. Bu ayarlanabilir süspansiyon. Hem önde hem arkada kompresyon ve rebound ayarlayabiliyorsunuz. Çok dolayısıyla iyi o frenlemelerdeki yığılmayı buradan kendinize göre değiştirebiliyorsunuz. Anladım. Şimdi motosikletin ivmelenmesinden memnunsunuz. Frenlemesi daha iyi olabilirdi ama benim için yeterli diyorsunuz. Gayet. Önde bir camı var, bir de deflektör koymuşsunuz, rüzgar deflektörü koymuşsunuz. O size engel, yani rüzgarı ne kadar kesiyor? Başarılı mı ön camının kullanışı? Aslında bu ben aldığımda vardı. Ha öyle mi, üzerinde? Sizden ben, önceki sahibi. Siz kaçıncı sahibisiniz biliyor musunuz? Üç galiba, geçmiş. Üçüncü olması lazım. Tamam.
Ben olsaydım bunu koyma ihtiyacı hissetmezdim. Ama sahibi, benden önceki sahibi koymuş. Çoktan memnunum. İyi, ne güzel. Bir tık daha yükselmiş. Alnınıza geliyor mu rüzgar sürerken? Şöyle, motosikletin şeyi, farları çok ileride burada. Evet, yani evet, ciddi şeyde, mesafe var. Depoyla far arasında büyük bir boşluk var. Dolayısıyla alttan giren hava buradan geliyor yüzümüze. Ha, anladım. Çok böyle sarsıcı bir rüzgar olmuyor ama rüzgar sesi geliyor sürekli. Anladım. Şey yapmıyor, rüzgardan dolayı olan sarsıntıları yapmıyor ama rüzgar geldiğinde hissediyorsunuz. Hissediyorsunuz. Kaskınız ne? Rüzgar geliyor dediniz, yani acaba kaskın içinde hissediyor musunuz? Kask çene açılabilir Caber. Çok iyi bir kask değil ses açısından. Hmm. Ama yani duyuluyor, hissediliyor. O rüzgar sesini kesemiyorsunuz. Eski motorumda mesela ön tarafa yattığım zaman camın arkasına saklandığımda rüzgar sesi kesiliyordu. Bunda kesilmiyor. Anladım. Çünkü rüzgar alttan geliyor. Peki teknolojik olarak 2015 model bir Triumph Tiger XC800'de neler var? Yani elci kısıtma yok. Var mı? Elektronik süspansiyon zaten beklemiyorum. Eski bir model olduğu için hani devreden çıkarım. Ayarlanabilir filan kaliperleri var. Onları görüyorum. Evet. İşte elci korumalarınız var. Orijinalde geliyor. Aydınlatmalar halojen far mı? Eskiden halojenmiş. Ha. Benden önceki sahibi değiştirmiş. İyi yap. İyi ama çok fazla parlak. Öyle mi? Çok mesela mu parlıyor? Geziye gittiğimizde de önden giden, ben eğer arkadan gidiyorsam önden gidenler genelde şikayet rahatsız ediyor. Rahatsız oluyor, vay. Böyle uzunlamasına bir görüntü oluyor şeyde, farda. Farda. Çünkü sis farları da normal farların yanında duruyor. Açtığınız zaman uzun bir floresan gibi bir ışık geliyor. Sis farları ve çok parlak. Ayrıca mı taktırılmış değil mi? Evet. Orijinalinde... Orijinali değil ama orijinalin yeri de burası. Ha öyle mi? Yine aynı yerde var, evet. Yani. Peki aynı anda mı yanıp sönüyor? Ayrıca kontrol ediliyor mu sis farları? Ayrıca kontrol ediliyor. Süper. Gösterge ekranı sizin için yeterli mi? Ne gibi bilgiler veriyor? Bir tane analog ekran var. Sol tarafında bir tane dijital ekran var gördüğüm kadarıyla. Analog devir. Dijitalde hız... sıcaklık, dış ortam sıcaklığı. Çok güzel. Yakıt tüketimi var mı? Yakıt tüketimi yok. Bunun vites göstergesi var mı? XC olanlarında var. XC'de yakıt göstergesi. Vites göstergesi var mı? Vites göstergesi var. Tamam, çok güzel. Gördüğüm kadar işte sol elcikte şöyle bir aşağı yukarı yön tuşu var. Bu menüleri kontrol etmek, evet, için mi? Evet, bu da 2015'te gelmiş, eklenmiş. Eskiden bu göstergenin yanındaki düğmelerden kontrol ediliyormuş, evet. O. İşte TCS'yi kapatmak için, ABS'yi kapatmak için, işte menüye ulaşmak için. Sonradan buna eklemişler ki buradan daha kolay ulaşabilelim diye. Burada kısa uzun far, sinyal ve korna var. Evet. Solda da info, gene ekran bilgilendirme. Ekrandaki bilgileri değiştirmek için. Kilometre, dış sıcaklık. Şurada dörtleri var. Şu home tuşu, yani ev işareti olan tuş, i̇şte ne işe yarıyor? İşte buradaki infoda ulaşmamız gereken şeylere bu home tuşuyla şey, dörtlülerden de ulaşabiliyorsunuz. Ulaşabiliyorsunuz. Eski yeri burasıymış ama sonra ergonomik olmayınca buraya dalmışlar. Kaç litre deposu var? 19. Kaç kilometre gidiyor? Yani yakıt tüketimi ile ilgili ne konuşabiliriz? Yakıt tüketimi iyi. Ya Afrika'dan iyi en azından. Biz Artvin'e giderken her benzincide onlardan aşağı yukarı 20-30 lira daha eksik benzin aldım ben. Vay. Yani siz 19 litre mi demiştiniz? 19 litre. 19 litreyle aşağı yukarı kaç kilometre sürüyorsunuz? Ya 400'e yaklaşıyor. Benim hesaplarıma göre 4,5 ile 5 arası yakıyor motor. İyiymiş yakıt tüketimi. Çok iyi. Vay be, ben bilmiyordum bu kadar. İktisat. Ya yüksek devirlerde kullanmazsanız çok iyi. Ama şimdi bu motorun sesi çok güzel. 3 silindir farklı bir, ya, hoş bir sesi var. Değişiyor. Bazıları için çok güzel geliyor. Bazıları için hiç güzel değil. Ben matkap sesine benzetiyorum. Öyle matkap mi? Çalışmış gibi çalışıyor. Motosiklet gibi değil zaten. Kulaklık falan kullanıyor musunuz sürekli? Kullanıyorum. Tıkaç. Tamam, süper. Motorun sesi çok güzel. Ben çalıştırdığımda, peki, kullandığımda hoşuma gitti. Yani ben sevdim. Bazıları gerçekten sevmiyor. Şimdi sürerken ivmelendiğinde aldığın ses daha da bir güzelleşiyor. Yani birazcık daha devirli kullanırsan. O dört silindirli böyle, yarış motorları gibi, evet, oluyor. Evet, devirli kullanmaya teşvik eden bir sesi var, evet, gibi hissediyorum. Koltuk sele konforundan memnun musunuz? Çok memnunum. Arka artçı eşinizle beraber kullandığınızı çok söylediniz. Memnun. Hatta ben bazen motoru değiştireyim diyorum. Farklı motosikletler söylüyorum hanıma, işte şunu mu alalım, bunu mu alalım diye, hiçbirine sıcak bakmıyor. Geçen bir motor vardı, bunun biraz daha yenisi, dedim ya hanım böyle bir motor var, hadi gidelim bakalım. Bundan başka hiçbir motora binip de işte arkada yolculuk etmek istemiyor. Ne güzel ya, maşallah. Eşiniz de hani olaya dahil oluyor ve sizi, tabii, yönlendirmeye çalışıyor, bu çok güzel bir şey. Şimdi arka çanta demirleri görüyorum. Bunları siz taktırdınız mı, orijinalinde mi var? Bunlar da eski sahibinden kalma. Orijinal değiller. Markasını hatırlayamıyorum ama Türk yapımı bir şey çanta. Anladım. Top case orijinal. Top case orijinal. Bu zaten şuradaki seleyle olan bütünleşme, sırt dayamadaki dikişlerden orijinal olduğunu ben de tahmin ettim. Kaç litre biliyor musunuz bunu? 42 diye hatırlıyorum. Bayağı güzel duruyor. Motorun renkleriyle çok de çok uyumlu. Givi'ye yaptırmışlar zaten orijinal, ha, çantasını. Sağlam, güzel, yeterli. Gerçekten konforlu. Yan çantaları var mı motorun?
Ya işte, sizin yan çantalarınız var mı? Orijinal değiller. Orijinal değiller. Evet. Ne, onlar da mı şey atıyorum, Givi ya da X bir marka? Givi değil, bir Türk malı ama markası ismi aklımda değil. Yani Trexis ya da Adventurer falan gibi markalar. Olabilir çünkü onlar gerçekten kaliteli çantalar yapıyorlar, görüyorum. Hatta ben bir tanesinden almıştım. Kullandığınız lastikleri biraz konuşalım mı? Ne lastik var üzerinde? Lastikler Pirelli Scorpion Trail 2 mi diyorlar? Trail evet. 2. Alalı bir 10 bin kilometre falan oldu. Memnun musunuz? Memnunum. Her işimi görüyor. Önde 21 inç jant var. Evet. Ve dağ bayırda kullanabilelim diye bunu da tel jant yapmışlar gördüğüm kadarıyla. Sırf zaten bu yüzden bu motora geçmiştim ben. Bir gün yaylaya gitmiştik Nuri ile. O Afrika Twin'le rölantide çıkabiliyordu yokuşlara ama benim motor işte Kawasaki Versys'ti. O çıkamıyordu. Bir de giderken yaylaya falan gittiğim zaman da ön tekerin kalın ve küçük olmasının çok dezavantajını yaşıyordum. Hmm. Ayrıca süspansiyonları da kısaydı onun. Anladım. Sırf yayda da rahat edebilmek için daha uzun süspansiyonlu bir motor ararken bunu bulduk. Hem fiyatı uygundu, hem özellikleri iyiydi. Hem tel jant, hem aldık. Süspansiyon aralığı yüksek, hem az yakıyor. Mis gibi. İnsan daha ne ister yani hakikaten. Ben biraz motoru büyük ve ağır buldum açıkça söylemek gerekirse. Yani benim GS kadar var motorunuz. Şöyle. Bayağı büyük bir motosiklet. Motor büyük değil. Ama uzun. Yani şu ön taraf ileride, çanta geride. Hmm. Çünkü oturma mesafesini uzun yapmışlar. Kuyruk uzun. Uzun ama aslında iki teker arası mesafe iyi, kısa. 1500 milim falan olması lazım ki standartları o zaman. Siz motorun üzerinde oturduğunuz zaman oturuş pozisyonu ve direkt gidonun size yakınlık açısı anlamında konforlu hissediyor musunuz sürerken? Konforlu, ben hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Süper. Yani işte 100 kilometre, 150 kilometre hiç durmadan yol yaptığınızda ya biraz mola vereyim falan gibi ihtiyaçlarınız oluyordur mutlaka. Ama bu mola verdiğinizde ay belim ağrıdı gibi bir durum söz konusu değil. Yok ya, bu standart işte, insanın kıçı ağrıyor. Evet. O da 300 kilometreden sonra falan işte bu da tamam, ağrıdı artık diyorsunuz ki ya, motosiklet standartlarına baktığımızda çok iyi bir yerde. Bence de katılıyorum. Ağırlığa gelelim. Ağırlık olarak 205 kilo. Islak ağırlık diye hatırlıyorum. Ağır bir motosiklet değil. Zaten arazide o yüzden de çok iyi performansı var. Ama ağırlık merkezi yukarıda. 3 silindirin bütün ağırlığı yukarı tarafta kalıyor. Anladım. Depo büyük geliyor, 19 litre. Bütün ağırlık yukarıda kalıyor. Hmm. O yüzden ağırmış gibi hissettiriyor. Hissettiriyor, anladım. O yüzden bana ağır geldi. Evet. Bizim ağırlık merkezleri çok aşağıda olduğu için daha hafif geliyor motorları kullanırken ya da olduğu yerde hareket ettirirken. Yani ben motoru buraya yerleştirirken ya ağırmış falan diye ağırlık düşündüm. Merkezinin yukarıda olmasının dezavantajı. 200 kilo bir şey değil. 205 kilo hiçbir şey değil aslında bakarsan ama ağırlık merkezi yukarıda. Bu sizin virajlara yatış kalkışlarınızda ağırlık merkezinin yukarıda olması herhangi bir negatif etkisi var mı yoksa? Yok, pozitif etkisi var. Daha az yatıyoruz. Daha az yatıyoruz. Doğru. Sizi tehlikeden daha da koruyor diyebiliriz. Çünkü çok kıvrak bir motor bu. Kıvrak. Ben şehir içinde biraz kullandım. Hacı abi de var bizde. O sattı tabii şimdi de. Ondan rica etmiştim. Ya ben de motor değiştireceğim, bir verir misin? Biraz gezeyim diye. Bir Anadolu Kavağı'na gittim geldim. İşte buradan Beykoz'un içinde dolaştım falan. Kavacı'ya çıktım. Kavacı'ya oralarda gezdim. Hı. Şehrin içinde trafikte biraz kullandım. Motor gerçekten güzel. Bu çok. Yani kıvrak böyle. Şıkır şıkır gezebiliyorsun. Çok tatlı bir motor yani. Piste de girebilirsiniz, dağ bayrağı araziye de girebilirsiniz, şehir içine de gezebilirsiniz. Yani yabancıların workhorse dedikleri şey bu. Her işi yapar. Her işi yapar. Her yola girebilecek aynen, bir her motor. Her şeyi yapar. Ama bir cross mu değil? Yani cross değil. Motor performansı beklemiyor. Yani sağlam bir çamurda veya işte yağmurlu bir yerde bir performans vermez. Ama yağmur yağıyor, asfalt yoldasın, hiçbir sorun olmaz. Ya. Şıkır şıkır kullanırsın. Cross pistine girdik biz bununla. Ben değil, şimdi ben Enduro için kurs alıyorum. Kartepe'de kurs yerine gidiyorum. Aa, ne güzel. Ben değil, hoca girdi. Çok güzel cross yapabiliyor ama onun için çok büyük tecrübe istiyor. Hmm. Performansı var, yeterli performansı var ama öyle tecrübe mi istiyor. Vay, bak bunu da bilmiyordum. Yani bu alanda da kullanılabiliyorsa ne mutlu yani size. Çok doğru bir satın alma, doğru bir tercih yapmışsınız. Güzel günlerde kullanın. Kazasız teşekkür belasız. Ederiz. İnşallah almak isteyen arkadaşlara da şöyle bir mesaj verelim mi? Yani satın almayı düşünenlere 2015 ve üzeri Triumph Tiger XC satın almak için ya da düşünen insanlar için olur alın diyebiliyor musunuz? Ben memnunum diyebiliyor Şimdi musunuz? Şimdi şöyle, bu işin bir de bakım mevzusu var. Bu makinenin bakımları biraz zor. Çünkü parçaların hepsini yurt dışından getiriyorsunuz. Mesela bir keçe lazım oluyor. Arıyorsunuz bayiyi. İşte var mı elinizde keçe? Yok. İngiltere'den gelecek. Bir hafta 15 gün bekleyeceksin diye. Eğer bunu göze alabiliyorlarsa çok keyifli makine. Peki siz servisini Corlas'ta mı yaptırdınız?
Yok. Yoksa dışarıda mı yaptırıyorsun? Kormasmana uzak kalıyor. Ben Sapanca'dayım. Dışarıda yaptırıyorum. Peki aşağı yukarı maliyetleri ne oluyor mesela? Maliyetler aynı. Yani diğer Enduro'larla çok büyük fark yok aralarında. Tamam. Maliyetler aynı ama süre parça uzuyor. Parça tedarik süresi biraz aynen, uzun. Aynen süre uzuyor. Bulamadığınız parça oldu mu hiç bugüne kadar? Yok, İngiltere'ye giriyorsunuz. World of Triumph diye bir siteye giriyorsunuz. Bütün parçalar var ama beklemek zorundasınız. Tamam, yani ne oluyor? En fazla bir 15 gün motora binemiyorsun. Tabii. Gibi sorunlar olabilir. Diğerinin 2 günde tedarik edilen parça. Bunda işte belki bir aya uzuyor ama geliyor. Anladım. Çok çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Biz de Triumph Tiger'ı tanımış olduk sizin sayenizde. Daha yakından tanımış olduk. Hem yakıt tüketimi anlamında hem konfor anlamında gayet yeterli bir motor olduğunu her şeyi sizden yapar. Öğrenmiş oldum. Çok çok teşekkürler. Rica tekrar. Rica ederim. Teşekkürler. Arkadaşlar, abone olmayı unutmayalım. Bizleri takip edelim. Videomuzu beğenelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.